Namaz Cebrail aleyhisselamın aracılığı olmadan Allah'ın peygamberine doğrudan verdiği yegane farz ibadettir. Allah insanoğlu ile ilahi vahiy ve peygamberi ilham vasıtasıyla konuşur. Biz ise Allah ile kendimiz ve yeryüzünün tüm mahlukatı adına namaz aracılığıyla irtibata geçeriz. Bu nedenledir ki yalnız başımıza dahi olsak yalnız sana ibadet eder ve yalnız senden yardım dileriz. Fatiha 5. Böyle dua ederiz. Allah tüm yaratıklarıyla her an bizimle konuşur ve ibadet de bizim ona verdiğimiz karşılık ve şükrün göstergesidir. Sufiler şöyle derler: eğer Allah'ı anacak 30 dakikan yoksa onu 1 saat zikret. Başka bir deyişle, eğer zamanın yaratıcısı için yeterli zamanımız yoksa düşündüğümüzden çok daha fazla ibadet etmek zorundayız. Deliksiz bir gece uykusu beden için ne demekse, ibadet de ruh için odur. Birçok insan anlamakta zorlandığı şey, ibadetin zamanın üzerimizdeki hakimiyetini geri almamızı sağladığıdır. Bunun nasıl gerçekleştiğini anlamak için şu örnek göz önünde bulundurabiliriz. Ünlü fizikçi Albert Einstein, izafiyet teorisiyle zamanın göreceli olduğunu ispatlamıştır. İzafiyet teorisine göre, bir cismin hızı ışık hızına ne denli yaklaşırsa o cisim için zaman o kadar yavaşlar. Uzay boşluğunda seyahat eden tek bir ışın geçmişi ve geleceği olmayan sonsuz bir andadır. Bizler de bu nevi bir ışık dalgasına girebilseydik zaman dururdu. Bu nedenle ne zaman göklerin ve yerin nuru olan Allah, Nur Suresi 35, Allah'ın varlığı ile bağlantı kursak işte o an zaman genişlemeye başlar. Kur'an, şüphesiz Rabbinin nezdinde bir gün sizin saydığınız 1000 yıl gibidir. Hac suresi 47 buyurur. Çünkü Allah'ın sonsuz nurunun çekimine ne kadar çok yaklaşırsak zaman da o denli yavaşlamaya başlar. Zamanı çoğaltmanın sırrı acele etmek değil, ibadeti bilinçli hale getirerek ilahi nurun bizi huzuruna almasına müsaade etmekten geçer. Melekler her daim ibadet ve Allah'ı hamd ile meşgul oldukları için nurani varlıklardır. Bizler de beden ve seslerimizle idrakimizi yoğunlaştırarak ibadet ettiğimizde en yüce semavi diyarlardaki meleklerin hamdına iştirak etmiş oluruz. Nefsimizin kibrini kırıp İkilik yansımasından uzaklaşmakla Allah'ın her şeyi kuşatan birliğinin sır perdesini kaldırmaya yaklaşırız. Zihinlerimizdeki karmaşık sesleri kısıp da Allah'ın kalplerimizdeki müşfik varlığına frekansımızı ayarladığımızda onun daima hidayetinin sesini daha fazla duymaya başlarız. Bu sebeple namazın ruhunun secde olduğu söylenir. Zira secde kalbin akıl üzerinde yükselerek bedenin hükümranını haline geldiği tek yerdir. Secdeye vardığımızda baş seviyesi kalp seviyesinden düşük olur. Böylelikle beyne kan ve oksijen akışı zahmetsizce gerçekleşir. Araştırmalar bu durumun stres ve depresyonun hafifletmesine etkili olduğunu göstermektedir. Peygamberlerin sünnetini takip ederek doğrudan toprak üzerinde namaz kıldığımızda manevi, duygusal ve fiziksel olarak iyileşiriz. Yapılmış onlarca bilimsel araştırma, topraklamanın veya toprakla doğrudan temasta bulunmanın yararlarını ispatlamıştır. Ellerin çıplak, ayakların ve alnın toprakla teması, gün boyunca bombardımanın maruz kaldığımız zararlı elektrostatik yükleri boşaltmaya yardım ederek vücudumuzu toprağın şifalı elektronlarının emmesini sağlar.
Bu elektronlar hastalık ve enflamasyona sebebiyet veren serbest radikalleri yok ederek etkisiz hale getiren güçlü antioksidanlardır. Dünyaca ünlü kardiyolog Dr. Steven Zinatra'ya göre topraklama fizyolojisini ve organlarımızı yöneten bioelektrik devreyi yenileyerek dengede tutar. Vücutumuzun temel biyolojik ritmine düzen vererek kendi kendini iyileştirme mekanizmalarını işlevine hız kazandırır. Enflamasyon ve ağrının hafiflemesine yardımcı olur ve gece uykusunu düzene sokarak huzur hissini artmasını sağlar. Sağladığı fiziksel iyileşme imkanının yanı sıra secde, Allah'ın yüceliğini ve bizim aczimizi hatırlatan bir uyarıcıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sebeple kulun Rabbine en yakın olduğu an, secdeye vardığı andır buyurmuştur. Ve yine secdeli duayı çokça yapınız buyurmuştur. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zaman zaman secdede 50 ayet miktarı uzunlukta kaldığı rivayet edilir. Secdedeyken dünyevi bütün endişeler yeniden okyanusa dönen bir dalga gibi üzerimizden düşer ve bütün ayrılıklar vahdet denizinde birer birer kaybolur. Başka bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, kul namaz için ayaklandığında günahları getirilip başı ve omuzlarına konulur. Her ruku ve secde edişinde günahları omuzlarından dökülür. Sufiler şöyle söylemiştir. Allah'a ettiğin bir dua, seni nefsine ettiğin bin secdeden azat eder. Suyun ovaya akışı gibi secdenin bu alçak gönüllü tabiatı sayesinde bizler de Allah'ın nasiplenmemizi murat ettiği sonsuz nimetlerine açık hale geliriz. Esasen dua rahmetiyle tutup cömertliğiyle ihsan etmesi için boş ellerimizi Allah'a açmaktır. Nefsimizi Allah'a teslim ettiğimizde Rabbimizle ta ezelden sahip olduğumuz derin bağ, dünyevi cazibelerin ardından güneş gibi doğar. Hazreti Ali'nin bacağına bir ok saplandı ve acısı dayanılmaz olduğu için kimse onu çıkarmayı başaramadı. Etrafındakilerinden biri oku çıkarmak için Hazreti Ali'nin namaza durmasını beklemelerini önerdi. İmam Ali namaza başlayınca bambaşka bir aleme daldı ve ancak Allah'ın huzurunda bedeninin varlığından habersiz hale geldiğinde arkadaşları bacağındaki oku çıkarmayı başardı. Hazreti Ali'nin bu hali huşu yani Allah'ın azameti karşısında duyulan haşyet, hayret ve tevazu halidir. Kur'an'da müminler gerçekten kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Müminun suresi 1-2 diyerek bize huşu ve derin bir teslimiyet ile ibadet etmemizi salik verir. Sufilerde kalpte Allah'ın varlığı duyulmadan yapılan ibadet, ibadet değildir derler. Günlük farz ibadeti olan vakit namazı zahiren bedenle yapılsa da aslında kalbin daimi ve bitmeyen ibadetinin bir tezahürüdür. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam rivayet edildiğine göre Miraç'ta önce günde 50 vakit namaz emrolunmasına rağmen bu vakitlerin sayısı Allah'ın merhametinden dolayı 5'e düşürülmüştür. Eğer bu sayı düşürülmemiş olmasaydı aşağı yukarı 20 dakikada bir namaz kılmamız gerekecekti ki bu neredeyse zamanımızın tümünü ibadete ayırmamız anlamına gelirdi. Bu ilahi düzenlemenin ardında yatan hikmet, ister ibadetle, ister günlük işlerimizle meşgul olalım, Allah zikrinin daimi olması gerektiğini bize hatırlatmaktadır. Allah ile olan ilişkimiz seccadelere mahkum edilemez. Zira o sürekli bizimle irtibat halindedir. Beden için oksijen neyse, ruh için Allah'ı zikretmekte odur. Yaşamak için soluk almamızın şart olması gibi kalbin yeşerip büyümesi için de daimi kulluk üzere bulunmak gerekir. İnsan olarak sürekli gaflet halinde bulunduğumuzdan dolayı nefsin sebep olduğu ayrılıkları secde et ve Rabbine yaklaş. Alak suresi 19 ayeti hükmünce tevazu yoluyla Allah'ın büyüklüğüne teslim etmemiz icap eder.
Hakiki ibadet, benlik idrakimizin her şeyi kuşatan ilahi idrakte erimesidir. Yani zikredenin ortadan kalktığı, geriye yalnızca zikrin ve zikredilenin kaldığı ibadettir, namazdır ve niyazdır.